Selam Gençlik Vukat, ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klan savaşı videosu çekeceğiz. Belediye binası 14 hesabımızdan. Ee, Barış kardeşimin klanındayım. Cesur Yüre klanındayım. Ee, bundan sonra ana hesabımla bu klanda devam edeceğim. En azından hem belediye bina 14 saldırılarının gelişimi açısından... ...hem de ee, daha büyüklerle kapışmak açısından. Çünkü kendi klanımla savaştığım zaman... E, seviyeye göre rakip geldiği için bana daha düşük seviyede rakipler geldiğini düşünerekten, orada zayıf kaldığımı düşünerekten burada en azından kötü de saldırsam bir tecrübe edinirim ve e, daha iyi hazırlanmam açısından böyle bir düşünceye girdim ve sağ olsun barışta e, kabul etti dedi tabii ki dedi gelebilirsin dedi klanını aldı sağ olsun savaşları da alıyor onlarla beraber bu yolda ilerlemeyi planlıyorum ilk olaraktan e, ee, bu köyü seçtim ama umarım barış için de uygundur. E, ee, kendisine sormadan hareket ettim. Ee, şimdi bu savaşa gireceğim. Ee, bir yıldız almışlar. Ee, öncelikle bir nasıl alındığını kontrol edelim arkadaşlar. Ondan sonra biz de ona göre planımızı yapalım. Kara saldırısı tercih edilmiş. Cadı, süper büyücü ve golem. Eee... Hızlandıralım şöyle bir ne taraftan giriş yapmış. Evet ben de hava saldırısında açıkçası oradan giriş yapmayı planlıyorum. Golemi son seviyeye çıkartmış gayet güzel. Ee, tabii kenarlarda olduğu için biraz uzak kalmış. Ee, daha sonra yetiler içeri girmiş ama ana binayı alamamış. Ee, umarım hava saldırısında aynı sıkıntıyı yaşamayız diyorum ve köye tekrardan şöyle bir bakış açısı yapıp saldırımıza geçiyorum arkadaşlar haydi bismillah diyelim ve saldırımıza başlayalım evet şimdi kenarlardan açma genelde yaparım ancak hava savunmalarını öyle bir yere koymuş ki açamayacaksın kardeş der gibi olmuş Şimdi şuradan bir bebek ejder buradan bir bebek ejder patlatalım. En azından oraları alsın. Akabinde uzlaşırsa oralara müdahale eder ama uzlaşmadı. Problem yok. Şimdi şuradan ejderleri gönderiyorum. Balonları peşine binicileri peşine. Koruyucu havada hop onu da gönderdik. Şimdi şöyle bir öfke patlatalım. Bir i̇lk darbeyi alacağız. İlk darbeyi aldıktan sonra tabii ikisinde zeplini sallayacağız. Evet zeplini salladık. Heh, gayet güzel. Şöyle bir de koruyucunun özelliğini kullandık. Şuraya da bir tane patlatalım. Bir donduralım. Evet gayet güzel. Buz golemler çıktı ama biz şimdi oraya ana binayı da aldık. Gayet güzel. Şuraları birer dondurma daha patlatalım oralardan uzak dursunlar evet gayet güzel arkadaşlar valla şimdi burada amacım iki yıldız ee, rakibe şans tanımadan iki yıldız almak çünkü o yüzden yavaş hareket ediyorum şöyle kenarlara askerleri gönderiyorum buradan da şöyle bir giriş yapalım gayet güzel kenarlardan da şöyle açılacağız gibi geliyor. Problem yok. Şimdi şuradan da şampiyonu gönderiyorum. Şuraya bir öfke patlattım. Öfkeyi öyle ucundan patlattım ki çok da bir sıkıntı teşkil etmesin diye gayet güzel şampiyonun özelliğini mecburen kullandık. Barbar kralının özelliğini kullanıyorum. Şimdi şurada kaya saçarı bir donduralım. Çünkü kaya saçar orada bize çok sıkıntı çıkaracak. Şimdi yüzdelik dilimde alabildiğimizin en üstüne doğru ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Şu buz golemler okçu kraliçeye gelmeden işi bitirmemiz lazım. Evet şu an için %74'te kaldık diyebiliriz. Evet %74'te kaldık. 2 yıldız aldık. En azından 1 yıldız takımımıza katkıda bulunduk. Şimdi ben ikinci orduyu basacağım, desteğimi alacağım, savaşa hazırlanacağım ve karşınızda olacağım arkadaşlar. Gençler 32-23'lük bir skor söz konusu. Umarım e, rakip yapacağı saldırılarda bizim canımızı çok yakmaz. Daha saldırmadığı birçok köy var özellikle belediye binası 14'leri düşünecek olursak, belediye binası 12'lerden 3 alma ihtimallerine karşılık e, garanti 6 yıldızları mevcut Ve rakip baya da bir e, Etkin hale gelecek Şimdi ben e, Bu sefer Bu köye saldırmak istedim Önce Ferhat kardeşimizin Saldırmış olduğu şekli bir görelim Ejder balon yapmış e, O da yarasa kullanmış Ben de yarasa kullanmayı düşünüyorum e, Bakalım onun gibi yapabilecek miyim? Biraz riskli bir saldırı diye düşünüyorum. Şöyle hızlandıralım. Şu hızlandırmamın sebebi de şu alt tarafı görmek istiyorum. Bakalım oralarda neler var. Evet buradan girmiş. Ana binayı almış. Şimdi ana binanın oraya aslında en son girme taraf tarihim ama dur bakalım. Ben de değişik bir şey deneyeyim. Belki olur. Of çok fena patlatmış orada. Kaya saçar. Evet. Olsun biz de bir deneyelim bakalım. Denemekten kimseye zarar gelmez. Şöyle köyün ilk haliyle bir daha inceleyelim. Planlarımızı yapalım. Saldırımıza geçelim. Evet. Çok değişik. Hmm. Haydi bismillah diyelim. Zor olacak ama sıkıntı yok. Hallederiz. Neler olacak göreceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle şuradan bebek ejderle bir tık açalım. Akabinde şuradan da bir bebek ejderle bir tık açalım. Oradan ona saldıracaklar. O en azından alsa yeterli. Tamam. Bana kafi olanı bebek ejder aşağıda yaptı yukarıdaki çok fazla bir şey yapamasa da sıkıntı yok. Amacımız doğrultusunda ilerleyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ejderleri buradan salıyorum ben biraz farklı davranacağım. Bakalım o davranışımın stili uyuşacak mı? Şimdi şuraya bir öfke patlatıyorum. O öfke bana ne kadar iyi gelecek merak ediyorum. Koruyucunun özelliğini kullandım. Zeplin ilerliyor. Zeplini götürmeyeceğim arkadaşlar. Burada patlatacağım. Burada patlatacağım cehennem kulesini ve cehennem kulesinden sekerekten alacağı şeyleri merak ediyorum ama çok da beklentimi karşılamadı. Problem yok. Şimdi onlar orayı deşerken biz ne yapalım? Şöyle şuraları da destek verelim. Şimdi gayet güzel bir şekilde barbar kral, okçu kraliçe hepsi şuraya bir dondurma atalım. Özelliğini de kullanalım ve bundan sonraki skor tamamıyla okçu kraliçeye ve şampiyona bağlıydı. Evet orası gayet güzel oldu. Şuradan yarasaları saldım arkadaşlar. Evet yarasaları saldık. Gayet güzel. Bir dondurma daha patlatalım. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Yani istediğim olmadı, beklentim karşılanmadı diyebilirim. Oraya kadar gayet güzel geldik ama orada birazcık düştük. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Elimize sağlık. Düşünce güzel ama uygulamada e, ya 6 tane yarasa ile yapamıyorum. 5 yarasa 4 dondurma yapmam lazımdı. E, neyse bir dahakine gene aynı şekilde devam edeceğim. O ayrıntıyı tekrardan kaçırmayalım. Ee, tekrar aynı duruma düşmeyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni atmayı yorum atmayı unutmayın. Yorumlarda e, artık sizden saldırı düzeni bekliyorum. E, arkadaşlar yazanlar var ama net böyle bir ordu işte 10 tane şundan 5 tane şundan diye yazın. Ben orduyu yapacağım. O saldırıyı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Umarım sizler de beğeneceksiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.